İşte ekranlara da yeni adliye binasını hemen getirelim. Sivas'ta mevcut adliye binası yetmiyor. Yani ihtiyacı karşılamıyor. Aslında bu anlama geliyor. Çünkü dün sevgili izleyenlerimiz Sivas Belediyesi meclis toplantısını gerçekleştirdi ve meclis toplantısında da Sivas Adliye binasıyla ilgili bir karar, tadilat kararı ortaya çıktı. Sivas Belediye Meclisi'nden çıkan karar ile adliye binasında tadilata gidileceği bu yönde bir karar alındı, adım atıldı. Yetmiyor, yeterli değil. Geçmişte söyledik mi? Söyledik. İfade ettik mi? Ettik. Yazdık, çizdik, anlattık. Duyan oldu mu? Olmadı. Yani şehrin şöyle bir 50 yıl sonrasını düşünerek bir adım atabilecek, şehirde gerçekten faydalı bir şekilde yapılan binaların gelecek yıllarda herhangi bir şekilde ihtiyacı karşılama yönünde insanları daha da böyle rahatlatacak adımların atılması gerekirken ne yazık ki, ne yazık ki işte adliye binasındaki yaşadığımız bu durum, yani adliye binasının artık yetersiz olduğu yıllardan beri, bu yapıldığı günden beri, yani yerinin yanlış olduğu, içeriğinin, binanın vesaire bunların hep yanlış olduğu çok söylendi. Aslında yapılması gereken yerin Erzincan yoluna kılavuz mevkiine yapılması gerektiği de konuşulmuştu, söylemiştik, ifade etmiştik. Yani çünkü cezaevi orada duruşmaların daha sağlıklı olacağı, hem zamandan hem de tabii bazı böyle mahkumların araçlarla getirilmesi yönünde bir benzin tasarrufu da ortaya çıkacaktı. Bunlar o yıllarda çok konuşuldu, söylendi ama duyuldu mu? Duyulmadı. Duyulmadığı için ne oldu? Dün belediye meclisinde bununla ilgili bir gündem konusu oldu ve gündem maddesi oluşturuldu ve bakın neler konuşuldu, neler söylendi. Meclisteki o konuşmayı ekranlarınıza getiriyoruz. Ama şu bilinmesini ben talep ediyorum. Hani bütün kamu kuruluşlarının tamamında yoğunluk birdi Sayın Başkan. Biz hep öyle yaklaşmıştık planda. Bu plan dışı bir şey olmuş, uygulama olmuş. Ama kamu yararı deyip Nedim Bey, itirazlarınıza aynen katılıyorum. Evet. Şöyle bir durum var. Şu an Sivas işte 350 bin nüfuslu bir şehir. Adliye binamız orada. Biliyorsunuz o alanı daha önce de meclis kararıyla hazine arasına ayrı bir parsel yaparak Milli Emlak'tan Adalet Bakanlığı'na tahsisini gerçekleştirdik. Şu anda mevcut adliye binamız yetmiyor. Yeni bir adliye binası gerekiyor. Bu noktada da dün görüştük. Her ne kadar 2,5 emsal ve 25 metre yükseklik olsa da bakanlıkla görüştük. Haftaya da inşallah bakanlıkla tekrar ihtiyaç listesinde göreceğiz. Yani 20 metre yükseklik ve 2 emsal gibi kapanacak. Yani bu büyük ihtimalle projenin hızlanması için gecikti. Onların talebini aynen kabul ediyoruz. Dediğiniz yoğunluk var, doğru ama hepimiz bu mecliste bulunan herkes bu şehirde yaşıyor. Şehrin farklı bir bölgesine ikinci bir adliye yapma imkanımız yok. Dolayısıyla çok mükemmel olmasa da sorunu çözme adına böyle bir tadilat yapıyoruz. Şu konuda hemfikiriz. Yoğunluk artırmayacağız. O konudaki görüşümüz çok net ama bazen işte kamu yararı açısından, bakış açısına göre kamu yararını farklı da değerlendirebiliriz ama adliyenin ihtiyacını gidermek adına böyle bir revizyon talebi var. İnşallah hayır olur. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 24 kabul, 7 çekimser kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. İşte sizlere paylaştık. Kabul edenler, etmeyenler her neyse ama geçmişte zaten kabul edilmemişti. Yani halk nezdinde söylenmişti, ifade edilmişti. Yerinin bu şekilde yetmeyeceği, ilerleyen yıllarda buranın artık bir şekilde basık bir şekilde orada kalacağı ve çevresindeki yerlerin kullanılacağı da söylenmişti. Duyan oldu mu? Olmadı. İşte sonuç ortada. Yani şehirle ilgili gerçekten birçok şeyi biz de şehrin gazetecisi, habercisi olarak takip ediyorsa ağzımızda laf yapıyor, konuşuyoruz da onu da söyleyeyim, yani hep böyle şey yapıyorlar ya. Yani tabii ki yani bizim bu şekilde ağzımızın laf yapması lazım. Çünkü konuşacağız, anlatacağız, yani memlekette ne var ne yok. Eğriye eğri, doğruya doğru. İşte bu projenin yapılan yatırımın o dönemlerde şehre yetersiz kalacağı, yeniden işte bir tekrar bakın şu anda bir tadilatla karşı karşıya kalındı. Hatırlarsınız, şöyle hemen bir hafızalarınızı yoklarsanız 2013 yılında, yani bu yeni binaya taşındı ve işte önceden adliye binası şehrin içerisindeydi.
Dedi ki büyütüyorsun vesaire şudur budur. Çok da güzel olmuştu o dönemlerde. Hani ama vizyer konusunda ve yapının kendi konusunda eksikliklerin olduğunu, yerinin yanlış olduğunu, bu binanın ilerleyen yıllarda yetmeyeceğini çok defa söylemiştik. İşte geçmişteki tekrar o eski bina konumuna böylece gelinmiş oldu değil mi? Bakın şehirler gelişiyor. Gelişirken de yapılan yapıların bu tabii ki özellikle kamu binalarının geleceğe dönük daha sağlıklı bir şekilde daha işlevsel yapılması her zaman önemli konulardan bir tanesi. Biz de kamuoyunda sizleri bu konuyla hem bilgilendirelim istedik. Bakın takip edersek bir şeylerin yani geçmişten bugüne nelerin ortaya çıkacağını söylersek belki daha da doğruyu bulabiliriz. Biz söylemekten yanayız, söylüyoruz da zaten.